Sevgili izleyenler korkulan oldu. Ne yiyecekler, ne zaman yiyecekler? Bu sefer başımıza ne gelecek diye hop oturup hop kalktığımız hareket eden her şeyin bir yiyecek olduğu Çin H3N8 kuş gribinden ilk ölümü bildirmiş. Umarız bu ilk ve son ölüm olur diyoruz ve bir pandemiyi daha ne bedenimizin ne de ruhlarımızın kaldıramayacağını söylemek istiyoruz. Ayrıca da atalarımızın söylediği gibi her kuşu öptün bir leyle bu değil. Bu değil. Yok o e, şey e, her kuşun eti yenmez. Heh, yemeyin annem. Yemeyin kuzum yemeyin. Sevgili izleyenler, insanlarımız vicdanını bir yerlerde kaybetmiş, kolay kolay da bulunacak gibi görünmüyor. Ha, İstanbul'da bir galeri engelli çocuklara ÖTV indirimli araç başlığıyla bir ilan vermiş. Sonra onlarca insandan kapora niyetine bir sürü de para toplamış. Ama demiş ki hemen temin edemiyoruz, biraz bekleyeceksiniz. E ülkemizde ÖTV denilen şey az uz bir şey de değil yani. Onun için ihtiyaç sahibi insanlar ne yapalım bekleyeceğiz mecbur diyerek beklemeye başlamışlar. Sonra ne mi olmuş? Hemen söyleyelim. Onlar Herce insanı bir ay kadar bekleten galerici yaklaşık 10 milyonu cebine atınca arabalarla birlikte yok olmuş. Mağdur insanlarımız galeriye gittiğinde Kapı duvar. Yani gerçekten bazen ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Dolayısıyla buradan küfür dağarcığı geniş herkesi göreve davet ediyoruz. Avustralya'da bir adam temizlemekten bıktığı evini yakarak inanılmaz bir çözüm bulmuş. Sevgili alev severler buraya kadar size her şey normal gelebilir. Asıl ilginç olan yaktığı evin içinde sevgilisinin olması. Farklı bir temizlik anlayışına sahip olan beyefendinin iddiasına göre evini temizlemek için harcadığı zaman ve emeği artık boşa gitmeyecekmiş. Neyse ki olay yerine itfaiye Ekiplerinin gelmesiyle içeride mahsur kalan sevgili hanımefendi kurtarılmış. Sevgili izleyenler. Ev temizliği konusunda farklı yöntemler denemek isteyenler için bu bir seçenek olabilir. Ancak bu yöntemi evde biri yokken yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ve daha geleneksel temizlik yöntemlerini de deneyebilirsiniz tabi. Arap sabunu falan. Efendim bu fundamental dedelere bir haller oldu. Biliyorsunuz geçen hafta papişkomuz var ya seks aşırı güzel bir şey oğlum diye libidosu yüksek bir açıklama yaparak sen hayırdır dedirtmişti. Bu hafta da Tibet'in fundamental dedesi kameralar karşısında abuk sabuk hareketler yaptı. Burada Burada çocuğa ne dediğini asla söylemek istemiyoruz ama oha yani efendim çüş yetişkinlik hayatımız boyunca dalaylama dedenin cümlesi gibi bir cümle kurmadığımız için ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Kaldı ki bu cümleyi bir çocuğa biri nasıl kurabilir ona hiç girmiyoruz. Bir de bu 14. dalaylama sevgili lama severler. Tibet inancına göre bundan önceki 13. dalaylamanın da varlığı bu adamın içinde yani. Bunlar zaten iç içe matruşka be bebeği gibi. İçlerinden biri de çıkıp ne yapıyorsun ben hacı dememiş yani pes. Biz buna inanamadık. Biraz da bizim ülkedeki fundamental amcaların gündüzü düşlerine göz atalım. Yapılan bir ittifaka eklemlenerek meclise girecek partiler içinden belki de en hümanistlerinden biri olan partilerden biri bu hafta seçim bildirgesini yayınlamış. Vaatlerinin arasında karma eğitim zorunlu olmaktan çıkarılmalı, 6.284 değiştirilmeli, nikahsız birliktelikler suç sayılmalı gibi kalemler var. Genel ahlakla ilgili olan maddeleri ise insana cam çerçeve açtırıyor o derece Öncelikle bunlar vaat değil olsa olsa birinin ülkemize attığı beddualar listesi olabilir. Oldu olacak İpsala kapısına da domuz yağı sürelim ülkenin betini bereketini tümden kaçıralım. Nasıl fikir? Kısacası efendim 14 Mayıs günü neyi oylayacağınızı bilerek sandığa gidin ama çok güzel dans ediyor diye verdiğiniz oylar boşa giderse ki basit matematik hesabıyla gidecek olduğunu görebiliyoruz. Karşılaşacağımız karanlık çok büyük olabilir. Sevgili izleyenler dans. Dans demişken geçtiğimiz hafta inadı ve danslarıyla meşhur bir partinin milletvekili adayı twerk dansıyla çok konuşuldu. Ama gerçekten videoyu gördünüz mü bilemiyoruz ama konteksi bilmesek yarın twerk yasaklanacak da beyefendi yasaklanmadan keyfini çıkarıyor sanırdık o derece. Can Hıraş. Video çok konuşulunca da ne var liderimiz de gaz pedal dansı yapıyor. Ben de twerk yaptım dedi ama herhalde uyarı geldi ki sonra ikinci bir video yayınladı. Twerk videoları eski seçim yaklaştığı için üzerime kumpas kurdular dedi. Biliyorsunuz üzerine kumpas kurulmayan şurada en fazla 30-35 kişi kalmıştır sevgili Kumpas severler. Ne zaman içimizden biri böyle aşırı başarılı olup memlekete faydası dokunacak olsa hemen böyle okyanus ötesi, deniz berisi filan iş başına koşuyor. Artık kısmet ne diyelim? Sevgili izleyenler 2023 yılında 31.300 sığınmacının geldiği İtalya'da Başbakan Meloni artan düzensiz göçmenler nedeniyle o hal ilan etmiş. Efendim böyle haberler duyunca ufaktan bir gözlerimiz doluyor. Yani biz öyle sanıyoruz ki gerçekten normal bir şey yaşamıyoruz. Yani bize artık normal geliyor ama böyle haberler duyunca anlıyoruz ki aslında normal değil. 31.300 sığınmacı için o hal ilan etmek ne demek ya? hem de bir yılda. Bu sayı bizde Esenciles'te bir ayda doğan çocuk sayısından az bile olabilir yani tam sayıları bilemiyoruz. Biz mi yeterince bir şeylerin farkında değiliz yoksa bu Avrupalıların yine ılık götlülükleri mi tuttu orasını bilemiyoruz. Gerçi bizimkiler düzenli göçme, düzensiz değiller. Değil mi? Belki o yüzdendir ha? Hanımlar beyler serbest vuruş bitti.